Güncel bilgiler 2012 ve sonrası dokümanını hazırladık. Eğitimfakültesi.net sitesi için hazırlandı. 2011 ve öncesiyle ilgili veriler çıkarıldı. İlk bilgimiz şu şekilde: Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası nerede yapılmıştır? İstanbul'da yapılmış. Afişini görüyorsunuz. Bu şekilde görselleştirdik dokümanı ki daha akılda kalıcı olsun. Umarım faydalı olur. Devam edelim. 2012 Yaz Olimpiyatları nerede yapıldı? 2012 Yaz Olimpiyatları Londra'da yapılıyor. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılıyor 2012 yılında. 2012 Yaz Olimpiyatlarında Londra'daki en çok madalyayı Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra Çin ve daha sonra Büyük Britanya alıyor. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Ukrayna ve Polonya ortaklığıyla yapılıyor. Burada yine kullanılan logoyu görüyoruz. Paralimpik oyunları, yani engelli olimpiyatları Londra'da yapılıyor. Yine yaz olimpiyatlarıyla. 2012 olimpiyatlarında madalya kazanan sporcularımız. Atletizmde Aslı Çakır Alptekin altın. Yine atletizmde Gamze Bulut gümüş. Tekvando'da Servet Tazegül altın, Tekvando'da Nur Tatar gümüş ve güreşte Rıza Kayaalp bronz madalya alıyor. Devam edelim. Dünya Amatör Golf Şampiyonası Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Belediyesi tarafından düzenleniyor. Burada B küçük harfli olmuş. Kusura bakmayın. Belek Belediyesi özel isim. Türk hakem Cüneyt Çakır 4. hakem olarak 2012 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya şampiyon oluyor. Cüneyt Çakır görev yapıyor. İşitme engelli futbol şampiyonasında Ankara ev sahipliği yapıyor ve Türk erkek futbol takımı şampiyon oluyor. Yine bu turnuvaya gelen uzak doğulu bir takımın fotoğrafı var. Temmuz 2012'de 651. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin baş pehlivanı Ali Gürbüz oluyor. 2012'de Ankara'da düzenlenen Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye birinci oluyor. İstanbul 2020 Yaz Olimpiyatlarının resmi adayı durumunda. 2013 yılında Akdeniz Olimpiyatları Mersin'de düzenlenecek. Yine burada şey var, logosu. Bu bir önceki aday kent şeyi, aynısı zaten de sadece aday kent çıkacak. 2013 yılında U20, yani 20 yaş altı FIFA Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak. Burada da Antalya'da olacağına dair haber var. 2013 yılında Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları Slovenya'da Maribor kentinde düzenlenecek. Burada yine afiş kullanılmış. 2013'ten sonra sadece Dünya Kupası var ve bir Türkiye'ye dair bilgi var güncel. İlki 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nın Brezilya'da yapılacağı, burada logosu var. 2014 yılında Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yani biz ev sahipliği yapacağız, bu bilgi var. 2014 yılında Kış Olimpiyatları Rusya'nın Soşi kentinde düzenlenecek. 2016 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa'da olacak. 2018 yılında Dünya Şampiyonası Rusya'da yapacak. Bu Dünya Futbol Şampiyonası tabii. 2022 yılında da Dünya Şampiyonası, Dünya Futbol Şampiyonası Katar'da yapılacak. Olimpiyatlarla ilgili bilgiler bu kadar. Belki bir iki tane vardır kaçan. Genelde bunlar zaten. 2012 ile ilgili yine 84. Oscar töreninde en iyi film ödülünü The Artist alıyor. Yine The Artist bir sürü dalda ödül alıyor ama en önemlisi en iyi film alıyor. SIAT ödülleri 2012. En iyi film Bir Zamanlar Anadolu'da filmi. Burada afişi var. En iyi yönetmen yine Nuri Bilge Ceylan Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle. En iyi senaryo ödülü Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, Ercan Kesal Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle yine. SIAT ödüllerindeki en iyi erkek oyuncu Ayberk Pekcan Saç filmiyle. En iyi kadın oyuncu SIAT ödülleri 2012 Nazan Kesal Saç filmiyle.
Ve 23. Ankara Uluslararası Film Festivali 2012 en iyi film Entelköy Efeköy'e karşı. En iyi yönetmen yine bu filmin yönetmeni Entelköy Efeköy'e karşı'nın yönetmeni Yüksel Aksu. En iyi erkek oyuncu Osman Sonant, Yangın Var filmiyle. Burada görülüyor kendisi. Film için 10 kilo aldığı da yazıyordu bilgilerde. En iyi kadın oyuncu Nesrin Cevazzade, Güzel Günler ve Yangın Var filmleriyle iki filmle birden en iyi kadın oyuncuya aday gösteriliyor ve alıyor. Diğer konulardaki güncel bilgilere bakalım. Arap Turizm Teşkilatı Bursa'yı 2013 Arap Turizm Başkenti olarak ilan ediyor. 1 Ağustos 2012 tarihinde Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe vefat ediyor. Burada fotoğrafı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 13 Ocak 2012 tarihinde vefat ediyor. Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Necdet Özel. Yine hazır buradayken söyleyelim. Kara Kuvvetleri Komutanımız da Hayri Kıvrıkoğlu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez. ÖSYM Başkanı Ali Demir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya. Sermaye Piyasası kurulunca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşları. Bu önemli. Sürekli bir soru geliyor buradan. Sadece bu değil. Eğer sınavdan önce ki muhtemelen olur işte Mayıs, Haziran gibi bu uluslararası derecelendirme kuruluşları bir karar alırsa bu da çıkma ihtimali yüksek olan bir şey. Şu an tabii onu tahmin edemediğimiz için. Ama şunu biliyoruz. Şu üç derecelendirme kurulunun kararları bizi ilgilendiriyor. Standard & Poor's, Moody's ve Fitch. Fitch geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Fransa'nın derecelendirme kuruluşu. Türk lirası simgesi Tülay Lale ve ekibi tarafından hazırlanıyor. 2048 yılında Türkiye'de emeklilik yaşı 65 olacak. Çevreye en çok karbondioksit yayan ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya. Organik tarım ili seçilen ilimiz İzmir. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Mersin Akkuyu'da yapılacak. Burada bir tasarımı var, projeksiyonu santralin. Türkiye'de genel sağlık sigortası 2012 itibariyle herkes için zorunlu hale getirilmiştir. Genel sağlık sigortası gelir tespiti yapılıyor ve buna göre bir şey çıkarılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilk Türk kadın yargıç olarak gene Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Ayşe Işıl Karakaş seçilmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanımız Haşim Kılıç. Anayasa Mahkemesi ile anayasa kısmında çok soru geliyordu. Oradan da önemli. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı Eylül 2012 itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bireysel başvuruları da artık Anayasa Mahkemesi kabul ediyor. Anayasa Mahkemesi 1960 Anayasası'ndan sonra getirilen bir kurumdu. O da aklımızda kalsın. Yargıtay Başkanı Ali Kalkan. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Em. Devam edelim. Demir İpek Yolu Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan arasında çalışacak olan tren yoluna verilen isim. Suriye'nin Dostları Grubu toplantıları 2012 yılında sırasıyla Tunus, Türkiye ve Fransa'da gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler'de Suriye tasarısını Rusya ve Çin veto etmiştir. IMF ile en son 19. Standby Anlaşması'nı imzaladık. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne Türkiye'den giren son yer Çatalhöyük Taş Devri yerleşimi 2012 yılında giriyor.
ve ustalar, tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter 15 Ağustos 2012'de vefat ediyor. Ve UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş 2012 yılında vefat ediyor. Güncel bilgiler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak bir iki projeyi de göstereyim. İlk olarak Google entegre çalışacak KPSS arama motorunu gösteriyorum hemen. Mesela haremin içinde neler var diyoruz. Şöyle bilgiler geliyor karışık. Sonra ben buna Uğra, haremin içinde neler var diyorum. Haremin içerisinde padişahın özel dairesi, kızlar bölümü, padişah anneleri, eşleri, kızlar için daireler bulunur şeklinde bilgi geliyor. Yani direkt Google üzerinden yapabiliyorsunuz. Tamgacı nedir? Bu şekilde siz soruyorsunuz ki Buğra tamgacı nedir? Ben size eski Türklerde tamgacı yazışmalarından sorma kişi anlamına gelir diyorum. Bir proje daha KPSS Anayasa oyunu. Gezginler tam indir, indir.com hepsinden indirebileceğiniz bir oyun. Bu oyunu da ücretsiz indirebilirsiniz. Oyun sayesinde KPSS Anayasa konularını oyun oynayarak, puan toplayarak da öğrenebilirsiniz. eğitimfakültesi.net sitesi ile hazırlanan videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar herkese.